Selam millet, ben Alp Comrade. I'm on observation duty'ye tekrardan hoş geldiniz. İkinci oyun, Timothy'nin intikamı. Evet, yavaşça geldi o başlık. İntikam peşinde diye bir oyun oynamıştım. Ana karakterin adı İntik'ti falan. Hadi new game. Sadece bir tane level var. Lanetli. Hadi başlayalım o zaman hızlıca. Bak direkt gelişmiş oyun. Görüyor musun ne kadar gelişmiş grafiklere? Oh! Bu ne oğlum? Ne gereksiz bir şeydi lan. Ağzımı açık izledim. Bu ne? Evet, bu oyun belli ki ilginç olacak. Timothy'nin intikamı. Timothy de ne garip bir isim. Merhaba. Bu bir anomali. Değil mi? Hangi oda burası? Hallway. Hallway. Bir... Ne ki bu? Ya papara mesaj gönderme. Hayalet diyeceğim çünkü şeffaf duruyor. Başka bir şey olabilir mi? Evet, hayaletmiş. İlginç. Beni bul. Allah Allah. Ders çalışma odası. Study. Painting anomali diyorum. Çok uzun sürüyor ya anomali bulmak. Nasıl ya? O zaman. Ekstra obje. Çünkü yazı bir objedir. Belki. Karanlıkta bir şey yok değil mi? Ekstra obje de bulunamadı. Merhaba. O zaman. Yine hayalet. Niye olmasın? Ne güzel lan bahçe. Vallahi keşke böyle bahçem olsa. Ama benim bahçem yani evin falan değil benim bahçem. Merhaba ketçap şişesi. Ketçap şişesi ters koyulmuş. Bu bir anomali olabilir mi? O zaman ceset değildir. Kamera malfunctioning diyeyim. Belki kameraya yazmışlardı böyle. Kameranın lensine yazılmıştır. Lensi. Korku filmlerinde ölen sarışın kız ismi değil mi? Lensi. Kamera malfunctioning de bu. Burası study değil mi? Tamam. Ne alakası var? Bu ne bilmiyorum ama çok havalıymış. Object. Movement. Evet bak bu burayı gösteriyor. Okey. Yani ne işe yarayacak bilmiyorum ama. Ne yiyor ya buradaki o zaman? Ceset. Ceset. Bu bahçe çok güzel. Ben bahçeyi de izlemek istiyorum köşede. Oha şampuan şişesi uçuyor. Şampuan şişesi uçuyor. Tamam tuvaletler. Toilets. Object movement. Lütfen. İstirham ediyorum.
Eyvallah. Bu resim hep böyle miydi? Dining room diyelim. Neydi bunun adı? Painting. Painting Türkçe. Şey, İngilizcesini unutmuyorum. Oldu. Saat 1 oldu. Bak, hep karıştırıyorum. Pekala. Acaba hep Find mi yazıyor muydu orada ya? Bilmiyorum, belki de. Maybe. Ne yazmıyorsa? Ben de bu oyunu oynarken sürekli gevşek gevşek oturuyorum. Ya yani o nasıl bir açıklama bilmiyorum da, yani işte bacaklarımı masanın üstüne falan koyuyorum eşek gibi. O yüzden arada böyle dikkatli bakmam gerekebiliyor. Gözümden bir şey kaçabiliyor falan. Niye anlatıyorsam bunu şu an? Saçma. Burada çok saçma bir şey var. A ve D ile de kameraları aynatabiliyorum. Güzel. Bak, bu mesela, bu cam niye başka bir odayı gösteriyor? Burası hep böyleydi değil mi? Tuvaletin şeyi hep böyle miydi? Bunlar hep kırmızı mıydı? O tekerlek hep oradaydı. Burada find me yazısı muhtemelen şey. Orada 3 bardak, okey. 3 bardak bir şarap. Bu ketçap mayonez çok hardal gerçi, o da yani çok şey, küçük geldi yüzüme. Küçülmüşler mi yoksa? Bak, elma ile muz da öyle. Bunlar, ulan bunlar küçülmüş ha. Oha. Merhaba. Bu kötü, niye? Çok fazla anomali var. Bul onları. Tamam, çek. Tamam, çek. Ne ya? Ne olacak? Ölür müyüm? Sen mi öldüreceksin beni? Hadi bay bay. İyi iş, bol şans sana da. Ben sana niyeyse. Çok fazla anomali var diyorsun. Nerede çok fazla anomali var ya? Ben niye hiç görmedim? Onlardan bunlar galiba kırmızı değil daha. Ben öyle hatırlıyorum niyeyse. Disappearance. Gerçi bilmiyorum ya, buna uygun da bir şey yok ki. Aa, devrilmiş. Garaj. Garaj object movement. Şu devrilmiş. Çok havalı. Bunlar küçük geldi gözüme benim ya. Bilmiyorum. Karabiberi.
Vur kadehlere hadi içelim. Şurada karabiber gördüm de oradan aklıma geldi. Burada ekstra obje olabilir mi ya? Belki şu çiçeklerden biri yoktu. Vazolardan biri. Bilmiyorum. Bilemiyorum Altan. Denemekten zarar gelmiyor neyse ki. Şu tuvaleti de deneyeceğim. Hadi! Tamam bitti. Çok fazla arabayla baş harçsız oldun. Bu yer patladı gitti. Yapabileceğimiz bir şey yok. Öleceksin. Ben de öleceğim. Bu sonumuz. Bay bay. Oha. Oha. Ben kötüyüm galiba bu oyunda ya. Bu oyuna devam edeceğim ama spesifik olarak bu oyuna devam etmeyeceğim. Çünkü iki sebebi var. Birincisi, üçüncü oyundan sonraki diğer oyunların daha kaliteli olduğunu duydum. Daha eğlenceli olduğunu duydum. Ve ikincisi, kendimi geliştirmek istiyorum 6. oyunu, hatta 7. oyun çıkana kadar. Her bölümde bir aşama daha kat etmek istiyorum. Bu bölümde iki aşama falan geri düşmüş olabilirim ama üçüncü bölümde geri çıkacağım. Toplam 4 aşama falan. Bunları neyle hesaplayacaksın? Neyse o zaman, ne diyelim? Yine anomalilerin olduğu, yine Timothy'nin intikamının olduğu bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.